Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile THT IT Geometri Kampı'nın ikinci haftasının 5. videosundayız. Ek çizimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ikiz kenarlık ek çizimini anlatacağız. Kitabımızda kaçıncı sayfadayız? 19. sayfanın sağ tarafındayız. Sonra 20 ve sonra 21'in sol tarafını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İkiz kenar üçgen konusunda aslında dik üçgen konusundan sonra işlememiz gerekiyor ama Ek çizimlerde kullandığımız için öncesinde bu bilgiyi size vermek istiyorum. İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Bak sana 4 tane bilgi söyledim burada. Ne dedim? İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Bu 4 özelliğin en az ikisi sağlanırsa diğerleri de sağlanır kardeşim. Bak önce şu tanımı verdim sana. Bunu bileceksin. Ne dedim? İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Bu dört özelliğin en az ikisi sağlanırsa diğerleri de sağlanırmış. Hadi bakalım. Şimdi şuna baktığımız zaman ikiz kenar üçgende kenar ortaylık var. O zaman eksik parçayı tamamlayalım. Hocam bu bir yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. Şuraya bak. ikiz kenarlık var. Açı ortaylık var. Eksik parça 90 derece. Bu bir kenar ortaydır. Bak şuna dikkat et. Bu önemlilerden biri. Bu da önemlilerden biri. Bu yükseklik aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Hem yükseklik hem açı ortay. ikişer sağlandı mı? Sağlandı. Sağlandığı için bu bir ikiz kenar üçgendir ve aynı zamanda bu da bir kenar ortaydır. Şuraya bakacak olursan da burada ne var? Burada da hocam baktığın zaman bu doğru. Hem yükseklik hem de kenar ortay. O zaman hocam bu bir ikiz kenar üçgendir ve bu da bir açı ortaydır. Hatta bazı öğretmen arkadaşlar bunu şu şekilde kısalaştırıyor arkadaşlar. İkiz kenar dörtten özellik var ya. Daki diyorlar. Yani şu şekilde. Daki'deki D diklik. Bu açı ortaylık. Bu kenar ortaylık. Bu da ikiz kenarlık. Daki, daki ya da yaki diyorlar. Yani diklik yerine yükseklik de denilebiliyor. Bu daki'deki en az iki özellik sağlanırsa diğerleri de sağlanıyor. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi. E hocam burada siz eksik parça tamamlattırdınız. Bunun ikiz ek çizimin neresinde diye sorabilirsiniz. Doğal olarak ve haklı olarak. işte burada şunu söyleyeceğim sana. Arkadaşım sen yüksekliğe ayrı bir gözle bak. Ben ne dedim? Şunlar önemli dedim. Bunlar en fazla karşımıza çıkanlar. Yüksekliğe sen artık ayrı bir gözle bak. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa. Bak burada olduğu gibi. Pardon şurada olduğu gibi. Ya da yükseklik aynı zamanda açı ortaysa. Bak şurada olduğu gibi. Aklına ne gelecek? İkisi kenar gelecek. Yalnız bu üçgen içerisinde olmak zorunda değil. Şöyle de olabilir. Hem yükseklik hem de kenar ortay. E, hocam iki şart sağlandı. Bu iki şart varsa mutlaka ama mutlaka eksik parçayı tamamla. Yani ikiz kenarı tamamla. E hocam yüksekliğin kollarında böyle ikizkenar kenar oluyordu. E burada da yükseklik aynı zamanda kenar ortay ya. Yüksekliğe de ayrı bir gözle bak dedim ya. En önemli cümlelerimden biri birini, birini söylüyorum sana şu anda. Daha öncesinde ne demiştim ben sana? 90'lık varsa muhteşem üçlü vardır büyük ihtimalle. Hayır. Bundan sonra yüksekliğe ayrı bir gözle bak. Yüksekliğin yanında özel bir durum daha varsa. Hem kenar ortaylık varsa ya da açı ortaylık varsa. İlk etapta aklına ikiz kenarlık gelmeli. Bak burada olduğu gibi. Hocam burada hem yükseklik hem de kenar ortaylık var. Hemen yüksekliğin kollarında şöyle ikiz kenarlığı tamamlayacaksın kardeşim. Hocam bu bir ikiz kenar üçgendir ve açı ortaydır diyeceksin. Ya da daha farklısı. Şu şekilde mesela. Şöyle bir şey geldi karşına. Çok karışık sorularla da karşılaşabilirsin bununla ilgili. Şöyle bir şey geldi. Karışık soru hocam. Açılara mı dalayım böyle? Hayır. Açı ortaylık var ya burada. Sen artık şunu öğrendin. Yüksekliğe ayrı bir göze bakmayı öğrendim. Hocam yükseklik aynı zamanda açı ortay. Yani hem diklik hem de ne sağlandı burada açı ortaylık var. Diğerleri de sağlanır diyeceksin. Yüksekliğe ayrı bir göze baktın ya. Burada direkt ikiz kenarlık yoksa aklına ikiz kenar geldi mi? Geldi. O zaman aklına ikiz kenar geldiyse başına da ikiz kenarlık gelsin. Hemen yüksekliğin kollarında ikiz kenarlık olur hocam diyeceksin. Ve şu yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenarlığı. Şu şekilde tamamlayabilirsin. Ve ikisi üçgen tabana ait yükseklik. Aynı zamanda kenar orta eksikliğinde bu şekilde koyabilirsin dostum. Tamam mı? Buna dikkat et lütfen. Bu çok önemli. Ya daki'den git. Ama ben daki'den gitmektense yükseklikliğe ayrı bir gözle bakmayı daha çok tercih ediyorum. Ya da dediğim gibi daki'den de gidebilirsin. Sana kalmış. Eksik parça tamamlattırmalı sorular da gelir. Bu şekilde x kenar yaptırmalı sorularda gelir arkadaşlar. Haberin olsun. Hadi bakalım. Şimdi örneklerle bu işi iyice öğrenelim. Şimdi burada ne var? Hocam şuraya bakacak olursak 44,90sa burası ne yapıyor? Hocam burası 46 yapıyor. Hocam burası da aynı şekilde 44.90'sa burası da 46 yaptı. Yani ne çıktı burada? İkiz kenar oldu bu. Hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik bir daha açı ortaylık var burada. E o zaman bu da nedir? Kenar ortay değil midir? Evet. Şurası da kenar ortay. Yazdık kenar ortayı. A, Önceden alakasızdı bunlar. Bak şimdi ne oldu? İkiz kenar çıktı. Alfa ise burası da alfa. İki tane açı yan yana geldi. Dayanamam. Şu üçgende ne var? İkisinin toplamı bir dış açı. 2 alfa eşittir 46 ise alfayı böylelikle kaç buluruz? 23 buluruz. Yani örnek 7 23 çıktı. Geldik örnek 8'e. Şimdi örnek 8'de öncelikle bir soruyu okuyalım. ABC bir üçgen. Burada diklik verilmiş. BLC eşit verilmiş. Bir de DC ile AB'ye de eşit verilmiş. DC ile AB. Hmm, alakasız yerde bir eşitlik var. Ek çizim yapacağım belli. Hocam 90'lık var. Muhteşem üçlü mü çizsem? Ya bir dur. Öncelikle bir önceliğim var. İkiz kenarlık ek çizimin önceliğin. Ya da şunu yapabilirsin. Hocam ya ek çizim çizmem gerekiyor. Şuradan şurayı mı birleştirsem? Kenar ortayı mı çizsem acaba? E hadi çizdin ne oldu? Bunu çizince ne oldu? Başın göğe erdi mi? Herhangi bir özel durumla karşılaştın mı? Karşılaşmadın. İşte bir şey çizeceğim dediğin zaman aklına şu gelecek hemen. Ya muhteşem üçlü ya orta taban ya da x kenarlık. Ama bu ek çizim aklına geldiğinde de artık ilk önce şu gelsin aklına lütfen. Yükseklik varsa yüksekliğe ayrı bir gözle bak. Hocam yükseklik var burada. Ayrı bir gözle bakıyorum. Ayrı bir gözle baktım. Baktığım zaman ne fark ediyorum? Hem yükseklik hem kenar ortay. Aklına x kenar geldi. Hemen x kenarlı oluştur. Hop yüksekliğin kollarında x kenarlı oluşturdum. A x kenarlı oluşturdum ama x kenarlı da göster mutlaka. Sonra ne oldu burada? Hocam burası 20 burası da 20. Çünkü x kenar oldu. Hocam iki açı yan yana geldi. Hemen dayanamam. İkisinin toplamı hop bir dış açı. Artık sen de dayanamıyorsundur büyük ihtimalle. E buradaki x kenarlıktan dolayı önceden alakası da bak şimdi burada da bir x kenarlık çıktı. 40 sa burası da 40 mıdır? Evet. E 40 40 80 buraya ne kaldı? 100. Bizden de ABC açısı isteniyor. Yani cevabımız 120 çıkar. Evet örnek 8 120 oldu. Geldik örnek 9'a. Sözel bir soru. Artık korkmuyorsun. ABC üçgeninde hemen ABC üçgenini şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şöyle rastgele bir ABC üçgeni çizelim bakalım. Hop şöyle hop şöyle hop şöyle çizdik. Rastgele çizdik. A, B ve C'yi de çizdik böyle. Şimdi BAC açısı o BAC açısı dar açıymış arkadaşlar. 25 derece o zaman A açısı 25 derece olacak şekilde bir dar açılı bir üçgen çizelim. Şöyle şöyle daha net olacak sanki değil mi? Evet. A açısı 25 derece. A, B, C ve 25'i de yazdık. Eyvallah. A, C kenarının orta dikme doğrusu çiziliyor. Bak. Orta dikme. Bu zana kadar duyduk mu? Duymadık. Ama bak Atatürk aklına gelsin kardeşim. Atatürk. Yani Atatürk geometrik kitabını yazarken o tanımları çok güzel bir şekilde vermiş zaten. Yani sen bir şey öğrenmediysen bile buradaki cümleden ne demek istediğini anlayabilirsin. Bir kere ne diyor sana? AC kenarının orta dikme doğrusu diyor sana. Hemen çiz. Ne demek orta dikme? Nerenin? AC'nin. AC'yi ortadan dikeceksin kardeşim. Dik burada ortadan. Hadi bakayım. AC'nin orta dikmesini çiziyorum. AC'ye bir dik çizeceğim bir de orta Ortadan kesecek. Bir de dik olacak. İşte bu. Olay bu. AC'nin orta dikme doğrusu bu. AB kenarını D noktasında kesiyormuş. AB'yi D noktasında kesiyor. BD ile BC birbirine eşit. BD ile şöyle göstereyim. BC birbirine eşit verilmiş ve ABC açısı kaç derecedir diye soruyor. Bak soruya ne var burada? A hocam dik yani yükseklik. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkiz kenar Hadi bakalım. Başımıza da gelsin o. Çizdik şuraya. Şurada yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenarlık oluşturdum. Hocam şu parçayla şu parça eşit oldu. O zaman ikiz kenar çıktıysa 25 ise burası da 25. Dayan, Dayanamam. 25 ile 25'in toplamı bir dış açı 50'ye eşit. Burada da bir ikiz kenarlık var. 50 ise burası da 50. 50-50 100. Buraya da 80 bu kaldı. Evet. Benden de ABC açısı isteniyor. Yani ABC açısı neye eşit oldu? 80'e eşit oldu. Sözel sorularda da artık alıştın galiba değil mi? Örnek 9 böylelikle 80 oldu. Geldik örnek 10'a. Şimdi ne demiş soruda? Evet 15-15 verilmiş. Bir de yükseklik verilmiş. Aha burada ayrı yerlerde de bir eşitlik de var. Tamam büyük ihtimalle ek çizim. Ek çizimi düşüneceğiz şimdi. Bakıyorum soruya. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaktım. Bak yükseklik var burada. A hem yükseklik hem açı ortay. Yani nedir bu? İkiz kenar. Yani şununla şu birbirine eşit. Aynı zamanda kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı iki parçaya böldü mü? Böldü. Hocam burası 90, e sırtı da 90, e burası da 90, şurası da 90. Hala daha soru çıkmadı. Bir şeyler çizmem lazım benim. Bir şeyler çizmeliyim. Çünkü şurada apayrı yerlerde bir eşitlik var. E ne yapacağız hocam burada? Tamam. Şu yüksekliğe ayrı bir gözle baktık da arkadaşım şurada da bir yükseklik yok mu? E hocam şu yükseklikte yine aynı şekilde. Bak yükseklik tabanı keş parçaya bölmüş. Yani hem yükseklik hem kenar ortaylık mı var burada? Evet. Aklına gelen başına gelsin lütfen. Hocam yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar oluşturacağım. Hop oluşturduk. Tamam. Bu da bir ikiz kenar üçgen. Ama ikiz kenar üçgen demeyle kalmasın. Şekil üzerinde göster lütfen. Gösterdik. E o zaman burada da bak ikiz kenarlık çıktı. Olay bitti. Hocam alfaysa burayı da alfa yazabilirim. Burada da ikiz kenar. Şu açıları da AA yazsam şöyle ya da XX yazsam ki X kenarlıklar çok olduğu zaman taban açısı en küçük olan üçgenden başlıyorduk burada. Alfa deseydim böyle olmuyordu. Şuradan başladım. XX dedim. XX dayanamayıp buraya da 2X yazarsın. E hocam bak burası da 2X oldu. Tamam sonra ne yapacağız? hocam şurada 15'i daha kullanmadık. 15 90 burası da 75 değil mi? Evet. Şimdi ne var burada? İster şu üçgende 2 iç açı 1 dış açı yap. Hocam dış açısı yalnız dikkat edin şuraya kadar olan kısmı. İstersen şuradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı yap. İstediğin yerden yap. Burada şu sarı üçgende 2 iç açı dış açısı neresi? Bak burası. Yani 2x ile x'in toplamı 75 yapar. 3x eşittir 75 yaptı. x de böylelikle 25 yapar. Ama dur. x 25 yaptı. Benden ne isteniyor? Alfa. Alfa neye eşit kardeşim? Alfa 2x'e eşit. E yani x'i de 25 bulduysak x yerine 25 yazdığımızda cevap da böylelikle 50 mi çıkacaktır? Evet. Örnek onu böylelikle 50 bulduk arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Ne var burada? Bakalım. AB ile AC eşit verilmiş. Bak. Şunlar eşit verilmiş. Tamam. BD ile EC eşit verilmiş. Şu BD ile EC eşit verilmiş. Eyvallah. Başka? Şu açı ortay verilmiş. Hmm. Niye bu açı ortay verildi? Aa. Hem ikiz kenar hem de açı ortay. Aklına ne geldi? İkiz kenar hocam. Tamam ikiz kenar. Aklına gelen başına gelsin. Ama ikiz kenarda açı ortay aynı zamanda neydi arkadaşlar? Yükseklikte. E o zaman bunun devamı yükseklik olacak. Yani senin şuradaki parçanla. Şuradaki parçan eşit oldu mu? Evet. Açı ortayın devamı aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Şu yüksekliği de koyalım. Peki Alakasız yerde eşitlik hala daha devam ediyor. Yani ben buradaki alakasız yerdeki eşitliği kullanmak zorundayım. Yani bir ilk daha var. E başka ne yapacağız burada? Hocam şuraya bakacak olursak. Tamam bunun tamamı yükseklik. Aynı zamanda x kenar dedik. Aynı zamanda şu parçada baktığın zaman yükseklik değil mi? Evet. Sonuçta olayı buraya doğru küçültmem lazım benim. Burada küçük düşünmem lazım biraz. E bu da yükseklik. Tabanı keş parçaya böldü. Aa, hem yükseklik hem kenar ortay. Burada da X kenar aklıma geldi. Hop şöyle yüksekliğin kollarında ikiz kenarlı oluşturdum. X kenarlı oluşturduk ama ikiz kenarlı da gösterelim. Hocam o zaman şurası da eşit olacak. Çünkü yükseklik tabanı keş parçaya böldü. Şu parçayla şu parça eşit olmak zorunda. E hocam şununla da şu eşitti. a bununla da bu eşit mi oldu şimdi? Evet. Burada da bir x kenar çıktı. Yalnız burada da bir x kenarlık vardı. 40 sa şurası da 40 değil mi? Aynen öyle. 40 e, Hocam şurada da bir ikiz kenarlık buldum. İkiz kenarın tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl. 70 70 deyip taban açılarını bulabilirsin. E hocam alfa 40 yan yana. Burada da 70 buldun. Şu üçgende 2 iç açı bir dış açı değil mi? Alfa artı 40 eşittir 70 ise alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Yani cevap ne çıktı arkadaşım? 30 derece çıktı. Örnek 11'i 30 bulduk. Geldik örnek 12'ye. Bir katlama sorusuyla karşı karşıyayız. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Hemen eski haline geri açıyorduk. Şunu hemen şöyle bir açalım kardeşim. Sonra ne diyorduk? Bir eş yap aslında. Katlama dediğimiz şey, ÖSYM'nin sevdiği şey eş yapı. Katlamayı açtık. Hocam katlama bu üçgen buraya geldi ya. Üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşit. Hemen eksik parçaları şöyle göstereyim. Şunlar eşit, bunlar eşit. Hocam şuradaki açılar üst üste biniyor. Hocam burada açılar da üst üste biniyor. Burada açıların eşitliğini ilk işim olarak gösterdim. Sonra devam edelim. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki karton şekildeki gibi katlandığında A noktası ABC üçgenin işte çemberin merkeziyle çakışıyor. Yani şurası işte çemberin merkeziymiş. İşte çemberin merkezinde kullanacağım. Bu ne demek? Hocam işte çemberin merkezinden geçen doğru açı ortay Yani orası iç açı ortayların kesim noktasıydı. Yani B köşesinden gelip de I'dan geçiyorsa bu bir açı ortaydır. Burası 35 derece ise bu da 35 derecedir. Yani toplamda burası kaç yaptı? 70 yaptı. E, daha hala soruyu çözemiyorum. Verilen bilgileri tam anlamıyla kullanayım. Hocam D ile BC birbirine paralel verilmiş. Bunlar paralel. 70 ise yöndeşlikten dolayı burası da 70 mi oldu? Evet. Yani burası da 70 burası da 70. Hala daha soruyu çözemiyorum ben burada. E o zaman bak demek ki daha I'yı tam olarak kullanmadık. I iç açı ortayların kesim noktasıydı. B köşesinden gelen açı ortay olmak zorunda. E, I tam anlamıyla daha soruyu çözemediysek bir de I varsa diğer köşelerden de çizeriz. Buradan gelen de açı ortay olmak zorunda. A köşesinden gelen de açı ortay olmak zorunda. Hocam bu da açı ortay olacak şöyle. Bu da açı ortay olacak böyle. E Buradaki açı ortaylık pek işime yaramıyor galiba. Şu açı ortaylığa bakayım. Ha, burada ne yapayım? Burada özel bir durum çıktı mı? i̇yi ki bak bunu çizmişiz. Çıktı tabii ki. Bak şurada bir ikiz kenarlık var. Hem ikiz kenar hem de açı ortay. Nedir bu? Hocam bu bir yüksekliktir. Çünkü ikiz kenarda çizilen açı ortay yükseklikti. Ve taban iki parçayabiliyordu. biliyordu. Ve bak burada da ilk açı ortayla göstermişiz. Buradaki üçgende de arkadaşım ne çıktı? Şuraya bakacak olursan bu da bir yükseklik aynı zamanda açı ortay. Yüksekliğe ayrı bir göze bak. Hem yükseklik hem açı ortay neredeydi? İkiz kenardaydı hocam. Yani bu çift çizgiyle çizgi birbirine eşit oldu. E o zaman bu bir ikiz kenarsa 70 ise burası da 70 olur. A hocam bununla bu açıda birbirine eşit de Burası da 70. 70, 70, 140 ise burası da ne olur o zaman? 40 olur. Benden ne isteniliyor? Şöyle bakacak olursak. I, E, C isteniliyor. Yani 40 derece isteniliyor benden. Böylelikle örnek 12 40 çıkar. Gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşlar. Ama güzel soruyu nasıl çözdük? Verilen bilgileri kullandık. Soruyu çözemediğimiz zaman ne yaptık? Verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanamamışız deyip öyle çözdük. Bak I'yı kullan bak. C'den gelen de açıortay, buradan gelen de açıortay. Bunları niye çizdik? Öyle kafamıza göre çizmedik. Şuradaki I'yı kullanabilmek için çizdik. Haberin olsun. Artık sen de bu işe iyice alıştın galiba. Evet örnek 12. Ama biraz bir tık zor bir soru arkadaşlar. Ama gerçekten güzel bir soru. Örnek 12'yi 40 çıktı. Geldik örnek 13'e. Evet bir yön bulma arkadaşlar. Bir gerçekten de böyle bir yön bulma var arkadaşım. Sen bunu uygulayabilirsin de. Ben de bunu işte yön bulmayı böyle internetten alıştırıp şuradaki cümleyi e, oradan yazmıştım haberin olsun. Neyse bak böyle şöyle bir tanım verilmiş. Yön bulma demiş. Kuzey yarım kürede. Yani bu yön bulma kuzey yarım kürede sağlanıyor. Yani ülkemiz kuzey yarım kürede ya ülkemizde bunu yapabilirsiniz. Türkiye'de yani. Kuzey yarım kürede öğle vaktinde yere dikilen bir çubuğun gölgesinin ucuna birinci taş bir süre sonra oluşan gölgenin ucuna da ikinci taş konuluyormuş. Bak bir çubuk var. Bu çubuk şöyle bir güneş ışını geldi. Şöyle bir gölge oluşturdu mesela. Gölgemiz de şurası olsun. Birinci taşı buraya koydum. Sonra güneş biraz daha böyle battı. Gölgemiz biraz daha uzadı. Buraya da ikinci taşı koydum böyle. Tamam mı? Birinci taş burada. ikinci taş burada. Bunu anlatmak isteniyor. Bunları koyduktan sonra. Birinci taş solda. ikinci taş sağda kalacak şekilde. Kollarınızı açtığınızda sağ kolunuz doğuya. Şimdi birinci taş solda. Birinci taş solda olacak şekilde şöyle duracak olursak. Bu son olması için ne olması lazım arkadaşlar? Önümün burada olması lazım. Arkamın da bu tarafa bakması lazım. Yani ön bu tarafta olacak arkadaşlar. Şöyle ters döndüğümü düşündüğün zaman Sol taraf burası oldu. Sağ tarafta burası oldu. Tamam birinci taş solda ikinci taş sağda olduğu zaman ne oluyormuş? Neyi gösteriyormuş? Kollarımızı açtığımızda sağ kolumuz doğuyor. Bak burada sağ kolumuz doğuyu, Sol kolumuz da batıyı gösteriyormuş arkadaşlar. Evet. Önünüz kuzeyi ve arkanızda güneyi gösterecek şekilde konumlandırarak yönünüzü bulabilirsiniz diyor. Tamam. Şöyle basit bir şekilde çizerek bunu anladım ben. Eyvallah. Gökçen. Evet, Gökçen'i daha önce kullanmıştık. Kimdi? İçişleri Bakanı değil mi? Evet Gökçen. Yengeniz olur yani. Bizim hanım Gökçen. Coğrafyacı olduğu için yön bulmadı da onu kullanayım dedim aslında. Gökçen yön bulma yöntemini kullanarak iki taşın tam ortasında durarak. Evet iki taşı şey yapalım. Arkadaş şurada ve şurada. Birinci taş ve ikinci taş olsun. Tamam şu birinci taş olsun bu da ikinci taş olsun. Tamam yukarıdaki gibi yukarıda şekli basit bir şekilde anlayabilmek için yapmıştım. Evet Gökçen'i de tam olarak şuraya koyayım ben. Tam ortaya koydum. Çünkü iki taşın tam ortasında diyor bize. Gökçen yoğun bulma işlem yöntemini kullanarak iki taşın tam ortasında durarak birinci taşı A, ikinci taşı da B noktası olarak belirliyor. Yani şurası A'ymış, şurası da B'ymiş. Şu birinci taş, bu da ikinci taş. Ve tam ortasında diyor sana. Tam ortasında diyorsa cümleyi de dikkatli oku lütfen. Tam ortasında dediyse şu eşitliği mutlaka mutlaka koy. Sonra güneyde. Şimdi birinci taş burada ya. Şimdi ne olacaktı? Şunu bir daha okuyalım mı? Birinci taş soldaysa. Evet Gökçe'nin solu burasıysa arkadaşlar. Birinci taş solda ya. Gökçe'nin solu burasıysa o zaman bu arkası dönük. Yani saçları şöyle çizeyim ben burada. Şu şekilde arkası dönük olduğu zaman bu taraf sol olur. Bu taraf sağ olur değil mi? Evet. Sol taraf burası, sağ tarafta burası olarak belirledik arkadaşlar. Tamam. Sol taraf ne oluyordu zaten arkadaşlar? Sol kolunuz batıyı. Evet, o zaman burası batı arkadaşlar. Şurası batı oldu. Burası da ne olacak arkadaşlar? Doğu oldu. Ön taraf yani şu taraf kuzey oldu. Kuzey yazdım ama kuzey oldu burası. Bu tarafta ne oldu arkadaşlar? Güney oldu. Şu tarafta güney oldu. Eyvallah Gökçe. Yön bulma yöntemini kullanarak iki taşın tam ortasında durarak birinci taşı A ikinci taşı da B belirlemişti. Sonra güneyde evet güneyde C noktası tam buradaki Gökçe'nin güneyi ne oluyor arkadaşlar? Gökçe'nin güneyi hop şöyle şurada bir C noktası belirledim. Doğu batı çizgisine dik olarak gitmiyor mu? E o zaman burası da dik olacak. Bak burada biraz işte doğu batı kavramı, kuzey güney kavramı ve bunların dik kesmesi de önemli arkadaşlar. Eksik parçaları biz koyuyoruz burada. Evet bomba bir soru olmuş ama ya bu tür cümlelerle şu eksik parçaları siz yazabilirsiniz. Bak ben size burada bu sorunun aynısı çıkacak demiyorum. Belki bu sorunun içerisinde kullanacak şeyler çıkacak. Bak bu zamana kadar doğu batı yani kuzey güney kavramıyla ilgili soru gelmedi. Bu zamana kadar kullandığım yöntemler soruların içerisinde çıktı ve ÖSYM tarafından soruldu. Hatta basit çok basitleri karşımıza çıktı. E, burada da ben sana bir şey öğretiyorum sorunun içerisinde bir şey öğreniyorsun. Ya ya çıkarsa bak bu cümlemi de unutma sınavda da bu kuzey güney doğu batı ile ilgili bir şey çıktığı zaman Doğu batı çizgisiyle kuzey güney çizgisi ne oluyor? Dik kesiyor. Hemen oradaki diki yapıştır. O diki sana söylemez soruda. O diki sen yazacaksın orada. Sakın ama sakın unutma. Neyse. Burada bir C noktası seçtik. Tamam. AB küçüktür AD olacak şekilde de bir D noktası seçtiğinde. Nerede? Doğuda. Evet. Doğuda bir D noktası seçeceğim. Gökçe'nin doğusu burası da olabilir. D noktası burası da olabilir. Ama AB küçüktür AD diyor. AB küçüktür AD mi oldu? Hayır. O zaman bizim doğudaki D noktası nerede? B'nin sağında olmak zorunda. Bak AD küçüktür. AB şartla sağlanıyor. Doğuda da bir tane D noktası seçtik. Eyvallah. Bu şart sağlanacak şekilde. Sonra ne diyor? AC ile BD birbirine eşitmiş. AC'yi çizdim. Hocam bu AC. Şuradaki de BD birbirine eşit denmiş. Ve CD ile de AD birbirine eşitmiş. Tamam. CD'yi çizeyim ben şimdi. Şu CD ile şu AD'de birbirine eşitlenmiş. Tamam. Soru bitti arkadaşlar. Şekli çizdik ya. Gerisi çocuk oyuncağı. Bak soru nasıl bir soru oldu? Hocam bu bir ikiz kenar üçgen. Şurada da saçma yerde eşitlikler var. Saçma yerde eşitlikler varsa büyük ihtimalle ek çizim vardır. Şuraya bakıyorum. Hocam yükseklik var. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyoruz. Yükseklik ayrı bir gözle nasıl bakılıyordu? Hocam hem yükseklik hem de kenar ortay. ikizkenar ikiz kenar. Hemen aklımıza ikiz kenar görecek. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluşturacağız. Hop şunu şöyle çizince. Hocam bu bir ikiz kenar üçgen olmak zorunda. Hop şöyle bir eşitlik oldu. Bak önceden alakası olan eşitlik. Şimdi yan yana mı geldi? Evet. E hocam burada ikiz kenarlar var. Taban açıları değerler yazayım. Şuraya alfa dersen. Burası da alfa. İki iç açı bir dış açı. Dayanamazsın sen de artık. Burası iki alfa oldu. Sonra buradaki x kenarlıktan burası da 2 alfa oldu. Takıldın kaldın. Takıldığın zaman sonra da kullanmadığın bilgiye bak. Neyi kullanmadın? AD ile CD'nin eşitliğini kullanmadın. Hocam bu bir x kenar. Hocam taban açıları eşit olacak. Yani burası 2 alfa ise bak şu şu x kenar tabanımız burası ya. Bu taban açısı eşit olacak. Şuradaki açının tamamı ne olmak zorunda arkadaşlar? Şuradaki açının tamamı 2 alfa olmak zorunda. Çünkü şu ikizkenar 2 iki alfa ise burası da 2 alfa olacak. E bunun tamamı 2 alfa ise şuradaki açı ne oldu arkadaşlar? Burası da alfa oldu. Hatta bu x kenarda çizilen yükseklik olduğu için bu da açı ortaya oldu diyebiliriz. Ama bunun tamamı alfa. Bak alfa 2 alfa 2 alfa. Şuradaki üçgende bütün açılar belli. 2 4 5 alfa yaptı. 5 alfa eşittir 180 ise alfayı da böylelikle 180 bölü 5. Beş. 5'e bölme kuralını hatırla. 0'a at 2 ile çarp 18 2 ile çarp 36 bulduk. Ama cevap 36 değil. Soruyu dikkatli oku. Buna göre diyor oluşan ABC açısı. ABC açısı. Senden 2 alfa isteniyor. 2 alfa da neye eşit olacaktır? 36'nın 2 katından dolayı cevap böylelikle 72'ye eşit olacaktır. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Tamam bomba bir soru. Zor bir soru ama bak bu sorular senin için önemli. Bu sorunun içerisinde öğrettiğim şeyler senin için önemli. Çünkü bu zamana kadar bunu hep yaşadık. 2019 tayfada, 20 tayfada, 21 tayfada, 22 tayfada, 23 tayfada yaşadı. Ya, bak ağzımdan kaçtı. 2023 tayfa. Evet arkadaşlar 2023 tayfada yok lan. Siz kaç 2024 tayfaydınız ya. Pardon ya valla kafam gitti ya. Gece geç saatlerde çektiğim zaman böyle oluyor kusura bakmayın. 2024 tayfa sen de bunu yaşayabilirsin. O yüzden soru içerisinde kullandığım tekniklere de kullandığım şeylere de dikkat edin. İşte bu da bir yeni nesil kavramı. Kuzey, güney, doğu, batı bunlar dik kesir kardeşim. Bunu unutma. Evet geldik 14. soruya. ABC üçgeninde. Vallahi hemen çizeceğiz şekli. Hop şöyle çizdim kardeşim. ABC üçgeni dediyse üçgenimizi çizdik. Hemen şuraya A dedik. Buraya B dedik. Şuraya da C dedik. B noktasının AC'ye göre simetriği. Hocam B noktasının AC'ye göre simetriği diyor. Alalım. Bu ne demek? B noktasının AC'ye göre simetriğini almak demek. Hocam bunun yansıması demek. Yani şu şekilde. B noktasının AC'ye göre yansıması. Şunlar birbirine eşit olacak. Sadece eşit mi olacak? Hayır. Dik olarak geçeceksin. Yansıması da bu demek kardeşim. Tamam mı? B noktasının AC'ye göre yansıması D noktasıymış. E D noktasını yazdık. Sonra AB ile AC'ye eşit vermiş. Tamam. Soruda kullanacağız demek ki şu ve şu birbirine eşit. Sonra BDC açısı. BDC açısından bahsediyor bize. O zaman şunu şöyle çizelim. Aa bak bunu çizince güzel bir şey çıktı. Hocam bak bunu vermeseydi bile ben yapardım bunu. Dik taban iki parçaya böldü. Aklıma ikiz kenar geldi deyip hemen şu ikiz kenarlı oluşturdum zaten. Neyse BDC açısı demişti sonra BDC açısı. Burası alfa. E, o zaman şuradaki ikiz kenarlıktan dolayı burası da alfa oldu mu? Oldu. Hemen açıları yazdım. Bir de BAC açısı. Şuradaki açıya ulaşmaya çalışacağım şimdi. E o zaman ben burada neyi kullanacağım? Tamam şurada ikizkenarlığı kenarlığı bulduk. Çünkü dik tabanı keş parçaya bölmüştü. Şu ikizkenarlığı kenarlığı yakaladık. Alfa ise alfa. E o zaman burada da ikizkenarlığı kenarlığı kullanmak zorundayım. Demek ki ben burada açıları da alacağım. Hadi dalalım. Şu ikizkenar kenar verilmiş ya. Hocam şuraya bir beta mı desem böyle? E, yani genelde böyle açılar oran isteniyorsa aynı cisten gitsek daha iyi olur. Buraya beta diyeceğimize şuradaki dik üçgende bu iki açının toplamı 90 olacak ya. E o zaman burası alfanın 90'a tamamlayanın 90 eksi alfa değil midir? Evet. E hocam burası 90 eksi alfa. Bak şu ikiz kenar olduğundan 90 eksi alfa ise burası da 90 eksi alfa. E 90 eksi alfa 90 eksi alfa 180 eksi 2 alfa. Hocam şu ikisinin toplamı 180 eksi 2 alfa. E üçüncüsü de ne olmak zorunda o zaman? 2 alfa olmak zorunda. Çünkü şöyle göstereyim ben sana bak şurada. Burası 90 eksi alfa. Burası da 90 eksi alfaysa bu üç açının toplamı 180 yapacak. İkisinin toplamı 180 eksi 2 ise 180 eksi 2 alfayı 180'e tamamlayan açısı ne yapar? 2 alfa yapar. E o zaman buraya 2 alfa bulduk. Ve bizden ne isteniyor? BDC açısı yani alfa bölü BAC açısı 2 alfa isteniyor. Cevap böylelikle 1 bölü 2 çıkar. Örnek 14 1 bölü 2 yaptı ve geldik orta tabana. O zaman ne diyoruz? Ortadan. Sonraki videoda, yani ikinci haftanın altıncı videosuna bırakacağız yani ikinci haftanın son videosuna bırakacağız. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.